Konumuzu bir anlatalım, değil mi? Şimdi arkadaşlar, ekran görünüyor değil mi? Beyaz ekran görünüyor mu? Görünüyor hocam, notlardasınız şimdi. Tamamdır. İkinci dereceden denklemler diyelim. Şimdi A eşit değildir 0. A, B, C elemanıdır reel sayı. A x kare artı B x artı C eşittir 0 ifadesi ikinci dereceden bir bilmeyeni denklemde değil mi arkadaşlar? Peki x gerçel sayıların denklemini kabul ederiz. Kökleri ne yapacağız arkadaşlar? Bu köklerde zaten hani şurada örnekler verirsek hani köklere girmeden önce bir iki örnek yapalım isterseniz. M eksi 2 x kare. Basitten başlayalım. 4x eksi 2 eşittir 0. Bu bir ikinci derece denklem olduğuna göre. A ne olamaz? Yani M ne olamaz? M hangi değeri alamaz dediği zaman. Ne yapıyorduk? Tabii ki M eksi 2 sıfıra eşit olmayacak. Öyleyse M'miz de asla 2 olmaz diyorduk. Değil mi? Peki çözüm kümesi bulmada ne yapıyorduk arkadaşlar? İkinci derece denklemlerde. Bu arada bunları kaydedeceğim. Berkay bana sonra bir mesaj at. Ben sana ya da grup 2'ye ben bunları notlarımızı olduğu gibi atarım. Oradan bakarsın. Olur hocam. Aynen. Grup 2'ye atarım. Hocam aşağıdan yazmışlar da dersin başında bir soru çözecekti. Unuttu da bir fonksiyon sorusu varmış. Onu çözecek misiniz dersin başında? Unuttum. Tamam. O zaman şu hafif bir giriş yapayım. Unutmayın. İkinci dersin başına çözeyim. Tamam. Unuttum. Evet. Doğru söyle. Bir soru atmıştı Beyza. Şimdi gelelim arkadaşlar. Çözüm kümesini bulmaya. Çözüm kümesini bulmuş dediğimiz nedir arkadaşlar? Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denklemin çarpanlarına ayrıldıktan sonra her bir çarpan ayrı ayrı 0'a eşitlenerek x değerleri bulunur. Değil mi arkadaşlar? O zaman yani diyor ki sana eğer sen bunları fx ve gx eşittir 0 şeklinde yazıyorsa hem fx'i 0'a eşitleyecektik hem de gx'i eşittir 0'a eşitleyecektik. Böyle olursa biz ne yapıyorduk? İkinci derecenin denklemi çözüm kümesini buluyorduk. O zaman örneklerde 2x kare eksi 6x eşittir 0 dediği zaman denklemin çözüm kümesi nedir denilirse ne yaparız? O zaman diyeceğiz ki hemen 2x parantezini alırım. X eksi 3 eşittir 0. X'in burada 0. X'in burada 3 olur derim. Değil mi arkadaşlar? O zaman çözüm kümesi 0 ile 3 olurmuş. Hemen bir örnek daha yapalım. X kare atıyorum. 2x artı 4 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi nedir diye sorarlarsa ne yapıyoruz? Bakıyoruz. X kare artı 2x. Önce her zaman tam kare yapmaya çalışalım. 3 çıkartırsam diğer taraftan da 3 çıkarayım. Burası neye döner arkadaşlar? X kare artı 2x artı 1'e. Şimdi x kare artı 2x artı 1 bu kim oluyor? X artı 1'in karesi mi oluyor? Bir sayının karesi 3 olabilir mi? Olmaz. O zaman diyoruz ki bizim çözüm kümesi boş küme. Bu şekilde de verir veyahut da bu şekilde de verebilir arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesini istedi bizden. Ne yapıyoruz? Yine bu tam kare olabiliyor. X kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0'ın her iki tarafına 7 ekleyeyim. O zaman burası x eksi 2'nin karesine döner. Öyleyse x eksi 2 köke aldığımız zaman her tarafı mutlak harfli ifadeler kökten her zaman mutlak şeklinde çıkar. Kök 7 eşit olurmuş.
Öyleyse x eksi 2'miz bir kök 7, bir de eksi kök 7 olurmuş. Yani x buradan 2 artı kök 7 ya da x buradan 2 eksi kök 7 olur diyoruz. İşte çözüm kümemizde 2 eksi kök 7, 2 artı kök 7 şeklinde çıkıyor. Peki, her soru bu şekilde tam karar alınabilecek şekilde mi olur? Hayır, her zaman tam karar alınacak şekilde olmaz. Ha, işte o zaman diyor ki bize, kökleri bulmak için hemen şuraya bir uyarı diyelim. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminin genel çözümü. Şimdi genel çözümünü yaparken arkadaşlar bir defa A asla 0 olmayacak. Niye? Çünkü o zaman 2 derece olmaz. AX kare artı BX artı C eşittir 0'ı diyelim. Şimdi diyoruz ki bunun denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. O zaman ben bu kökleri bulurken ne yapıyorum? Önce diskriminanta bakıyordum değil mi? B kare eksi 4ac. Eğer senin diskriminantın büyük eşit 0 olursa x1 ve x2'yi bulabiliyorduk. Neydi? Eksi b artı eksi kök delta bölü mutlak ya da şunu bölü 2a diyordum. Bu benim köklerimi bulma yöntemiydi. Mesela biraz önceki örneğimizi tekrar yaparsak x kare eksi 4x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz dediği zaman. Ne yapacağım? Şimdi biraz önceki yaptığım yöntemle hemen önce bir diskriminantımızı bulalım. B kare eksi 4ac benim deltamdı. Delta eşittir o zaman. Eksi 4'ün karesi artı eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. 16 artı 12 delta eşittir 28 oldu. Peki o zaman x1 2 ne diyorduk? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'ydı. B'miz neydi? Eksi 4'tü. Eksi eksiden artı 4 oldu. Artı eksi kök 28 bölü 2. Bu bizim x1 ile x2'miz oldu. Öyleyse x1 2'ye 4 artı eksi 2 kök 7 bölü 2'ye döndü. Yani x1'in buradan bir 2 eksi kök 7, x2 de buradan 2 artı kök 7 olur deriz. İşte bizim köklerimiz çıktı. Şimdi hemen bir tane daha yapalım örneğimizi. 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Denkleminin büyük kökünü istedi bizden. Nedir büyük kök? Yine eksi 1 eksi 2 dediğimiz zaman eksi b artı eksi kök delta bölü 2a demiştik. O zaman büyük köküm artılı olan. Yani x 2 büyük olduğunu düşünürsek x2 o zaman eksi b artı kök delta bölü 2a olur derim. Şimdi o zaman denklemimizi yerine koyalım. Yine eksi eksiden artı 4 artı eksi diskriminantı ne olur? B kare eksi 4 ac'den 8 bölü 2 çarpı 1. Yani x2'm buradan 2 artı eksi 2 kök 2 bölü 2'den 1 artı kök 2 olur derim arkadaşlar. Evet. Hemen uyarımızı da hızlıca verelim. Bunlar zaten bildiğiniz konular. Ama yine de hızlı bir anlatmamış olmayalım. AX kare artı BX artı C denkleminin kökleri için birinci durum. Eğer senin delta büyük sıfırsa denklemin birbirinden farklı 2 kökü vardır deriz. Yani delta büyük sıfır x1 eşit değil x2'ye
ve ikisi de elemandır, reel sayı olur. İkinci durum, delta eşit 0. Denklemin birbirine eşit. İki gerçel kökü vardır. Biz bunlara en çok ne diyorduk arkadaşlar? Çakışık. İki kökü veya bunu da parantez yazalım. Çift katlı kök veya iki katlı kök de denilirdi. Değil mi? Bunu da altında çizelim deniliyordu. Yani diyor ki delta eşit 0 ise x1 eşit x2 ve ikisi de elemandır, reel sayı oluyordu. Üçüncü durum ise delta küçük 0. Delta küçük 0 ise denklemin gerçel kökü yoktur. Dolayısıyla çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Yani delta küçük 0 ise x1 ile x2 reel küme değil. Yani reel kümenin elemanları değil oluyor. Hemen bunlara bir örnek yapalım. Evet, ne olsun? M eksi 2 x kare artı 6 x artı 1 eşittir 0. Denkleminin farklı iki gerçel kökü olduğuna göre M'nin çözüm kümesi. Evet. İki farklı gerçel kök varsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Delta büyük 0. Yani B kare eksi 4AC büyük 0. B'miz ne? 6'nın karesi eksi 4 çarpı M eksi 2 çarpı 1 büyük 0. 36 eksi 4M artı 8 büyük 0. 44 büyük 4M 11 büyük M. Yani M küçük 11. Öyleyse benim ÇK'm eksi sonsuzdan 11'e kadar derim, ancak bunu dersem bir şeye dikkat etmemiş olurum. O da neye dikkat etmemiş olurum? Hemen altını farklı bir renkte çizeyim. Bakın burada ne var? M var. Yani diyor ki sana, eğer senin orayı sıfır yapan değer M eksi 2 eşittir 0, M eşittir 2. M eşittir 2 olursa bu ikinci dereceden denklem olur mu? Çünkü ne? Farklı iki kök dedik. O zaman x kare kalması lazım. E bir bakıyorum, bulduğum 2 de bu aralıkta mı? O zaman bu çöp oldu. Yani ne olacak o zaman? Eksi sonsuzdan 11'e 2 çıkarıyorum. Emin olun şıklara ilk başta yazdığımızda koyarlar. Aman dikkat. Hemen başka bir örnek yapalım. Ne diyelim? 3x kare eksi 6x artı m eksi 5 eşittir 0. Denkleminin birbirine eşit iki kökü olduğuna göre m kaçtır? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Birbirine eşit dediği için deltası eşit 0. Delta dediğimiz b kare eksi 4 ac. Peki o zaman eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı m eksi 5 eşit 0. 36 eşittir 12 çarpı m eksi 5. Her tarafı 12'ye bölüyorum. 3 eşittir m eksi 5. M de buradan 8 olur diyorum. Soru tiplerimiz
genelde hep bu şekilde devam ediyor. Tabii ki bizim sorularda bazen uyarı verecek soru kalıpları. Hemen bir uyarı diyelim. Simetrik kök. Sorularda simetrik kökü duyarsak, simetrik kök demek arkadaşlar, köklerin başlangıç noktasına uzaklıkları birbirine eşitse o zaman bu kökler simetrik kök olur. Yani ne anlama geliyor? X1 ile X2 mutlak değerce birbirine eşit. Yani biri pozitifken biri negatif köklü oluyormuş. Peki o zaman AX kare artı BX artı C eşittir 0 diyorsa, eğer sana sorularda denkleminin simetrik 2 kökü ya da 2 gerçel kökü var diyorsa, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Diyeceğiz ki ya bir defa bunlar ters işaretli kökler olduğu için B'si bir defa kalıp olarak sıfır olacak. İkincisi ise delta da büyük sıfır olacak. Delta büyük sıfır olmazsa iki kök olmaz. Bir de bunlar ters işaretli olduğu için B sıfır olacak. Daha kökler toplamının kökler çarpımından bahsetmediğim için zıt işaretli kökler ne demektir arkadaşlar? Topladığın zaman sıfır yapar. O yüzden o mantık dan dolayı B'miz sıfır olur arkadaşlar. Hemen bir uyarı yapalım ya da örnek yapalım. Mx kare artı 2m eksi 4x eksi 18 eşittir sıfır. Denkleminin simetrik 2 kökü vardır. Buna göre denklemin küçük kökü kaçtır? Evet. Şimdi bize ne dedi? Simetrik kökten bahsetti. Simetrik kökün varsa bir defa x'i terimin kat sayısı sıfır olmalı. Yani 2m eksi 4 eşittir sıfırsa m buradan 2 oldu. M'miz 2 ise o zaman 2x kare eksi 18 eşittir 0. X kare eşittir 9. X de buradan artı eksi 3. Benden küçük kökü istediği için o zaman küçük köküm eksi 3 olur derim arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş kökler toplamını, yani köklerle katsayılar arasındaki bağıntıya gelelim. Hemen kural diyelim. AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminin kökleri ile katsayıları arasındaki bağıntı. Bundan bahsedersek o zaman diyeceğimiz olay şu arkadaşlar. 1. Kökler toplamı diyorsa x1 artı x2 demek. Yani eksi b bölü a. Kökler çarpımı diyorsa x1 çarpı x2, o da c bölü a. Kökler farkı diyorsa tabii ki farkının mutlağı diyeceğiz. Hangisinin büyük olduğunu bilmiyoruz. Öyleyse mutlak içerisinde x1 eksi x2, o da kök delta bölü mutlak a şeklinde yazarız. Üçüncü çok önemli değil. Zaten ilk iki formülden biz hemen hemen her şeyi çıkarıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane örnek yapalım. (2x) kare eksi 9x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1 artı x2
x1 çarpı x2 ve x1 eksi x2 mutlak şekil içerisinde olsun. Değerlerini bulunuz dedi. Şimdi benden bunlar istiyorsa arkadaşlar ne yapacağız? Önce bir kökler toplama. Eksi b bölü a formülünden 9 bölü 2 yapar. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 5 bölü 2. Köklerin mutlak değerlerinin farkının mutlak değerini istiyorsa kök delta bölü mutlak a idi. Kök delta bölü mutlak a ise o zaman delta'mızı bulalım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. O zaman eksi 9'un karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 5. Yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım da. Eksi 9'un evet. Tamam. O zaman buradan ne oldu delta? 81 artı 40'tan 121. O zaman x1 eksi x2 kök 121 bölü mutlak 2. O da 11 bölü 2 olur derim arkadaşlar. Şimdi peki soru tipleri nasıl geliyor? Klasik. 5-6 tane soru tipi var. Zaten onlarda da hemen şunları yapıyoruz arkadaşlar. Örnek. Eksi 2x kare artı 8x artı 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre a diyelim köklerin çarpma işlemine göre tersleri toplamı kaçtır? B de ne olsun? Köklerin karelerinin toplamı kaçtır? Olsun. Şimdi denklemimiz ne arkadaşlar? Eksi 2x kare artı 8x artı 1. Şimdi A şıkkında köklerin çarpmaya göre tersleri dediğine göre 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 demektir. Bunların mutlaklarını eşitlersen yani paydalarını eşitlersen x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2. O zaman denklem değerini koyarsam eksi b bölü a'ydı. Yani eksi 8 bölü eksi 2 bölü c bölü a'ydı. 1 bölü eksi 2. Paydalar birbirini yerse o zaman eksi 8 olur diyorum. Diğer bir istediği neydi? Köklerin kareleri toplamı. Yani x1'in karesi artı x2'nin karesini istiyorlar. Şimdi her zaman iki tane formül var arkadaşlar. Hep onları kullanacağız. Neydi onlar? x1 artı x2. Diğeri de x1 çarpı x2. Şimdi bu eldeki verilerle bunu nasıl elde edeceğiz? Şimdi ben x1 artı x2'nin karesini alırsam ne oluyor? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. O zaman eşittir x1'in karesi artı x2'nin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O zaman bunu bu tarafa atarsan kökler toplamının karesinden kökler çarpımının iki katını çıkardığın zaman x1'in karesi artı x2'nin karesini elde ediyormuş. Kökler toplamı neydi? Eksi 8 bölü evet eksi 8 bölü eksi 2'den 4. 4'ün karesi eksi 2 çarpı o da 1 bölü eksi 2 eşittir. x1'in karesi artı x2'nin karesini elde ediyormuş. Yani 16, şunlar da birbirini yedi. Artı 1, 17 oldu. x1'in karesi artı x2'nin karesi arkadaşlar. Hemen diğer soru tipi. 2x kare eksi 6x artı 3 eşittir 0. Denkleminin
kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre köklerin küplerinin toplamı. Toplamı kaçtır dedi. Bize soruyu böyle verdi. Şimdi köklerin küplerinin toplamı, yani x1'in küpü artı x2'nin küpü eşittir soru işareti diyor. Şimdi arkadaşlar önce hemen bir uyarımızı verelim. Unutmuş olabilirsiniz. Biz a küp artı b küpü hangi açılımdan buluyorduk? A artı b'nin küpünden, değil mi? Neydi? A küp artı 3a kare b artı 3ab kare artı b küp. Yani şu ikisini istiyor. Şunları 3ab parantezine alsam a artı b oluşuyor muydu? Bunu da bu tarafa atarsak o zaman a artı b'nin küpü eksi 3ab a artı b eşittir a küp artı b küpe dönüyor. Yani kısacası ben hemen a ve b gördüğüm yere tekrar köklerimi yazarsam x1'in artı x2'nin küpü eksi 3 x1 x2 x1 artı x2. Bu da x1'in küpü artı x2'nin küpü oluyor. Kökler toplamının ne? B bölü a'dan eksi b bölü a'dan 3. 3'ün küpü. Kökler çarpımı ne? C bölü A'dan 3 bölü 2. Burada da 3 var. Öyleyse 27 eksi 27 bölü 2. 27 bölü 2 yapar derim arkadaşlar. Unutanlar için şu formülü bir daha yazdım. Hiç ezberlemeyin. A artı B küp açılımından A küp artı B küpü bulun. Özellikle ikinci derece denklem sorusuysa hiç diğer formüle düşünmeyin bile. Hemen bunu yapın. Diğer bir klasik soru tipi de kök içerisinde verirse. Bunlar hep soru kalıpları arkadaşlar. X kare eksi 6 x artı 1 eşittir 0 denkleminin yine kökleri x1 ve x2 olsun. Buna göre kök x1 artı kök x2 eşittir soru işareti. Ne yapacağız? Bir defa biz ne öğrendik? X1 artı X2. Bir de X1 çarpı X2. Başka bir formül bilmiyoruz. O zaman ben bu hale getirebilmem için, o iki formülü kullanabilmem için bir defa bunu bir A'ya bir eşitleyeyim. Her iki tarafın karesini alırsak birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi eşittir A kare mi? Buradan kökler toplamı gelmedi mi? Yani 6. Burada da kökler çarpımı 1. O zaman a kare 8. A da buradan 2 kök 2 olur diyoruz arkadaşlar. Hemen bir başka örnek soru tipi. Klasiklere devam. En azından klasikleri ortadan çıkaralım. Daha sonra da güzel sorularımıza başlayalım. Denkleminin yine kökleri x1 ve x2. Benden ne isteyebilir? Atıyorum. x1 çarpı x2'nin karesi, x2'nin karesi çarpı x1 eşittir 4. Olduğuna göre m eşittir soru işareti dedi. Şimdi ne yapacağız? Bir bakıyoruz burada. Verilen denklemden ne yapabilirim? Ortak parantezini alabilirim. Yani ikisinde de x1, x2 var. O zaman birincide x2 kaldı, ikincide x1 kaldı. Öyleyse ne yapacağım? Burada kökler çarpımı 6 bölü eksi 3. Kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'ydı. O zaman eksi m artı 2 bölü eksi 3. Şu eksiler artı olsun. O zaman şu şurayı yerse burada 2 kalır. Bu buraya sadece 2 kalır. O zaman 2 eksi m eşittir 6 ise m burada eksi 4 olur deriz arkadaşlar. Evet.
Başka ne soru tiplerimizden var? Ne desin? M eşit değildir. Sıfır olmak üzere. M x kare artı 6 m x artı eksi 16 eşittir sıfır. Denkleminin kökleri x1 ve x2. 2x1 eksi x2 eşittir 12 ise m eşittir soru işareti. Berkay? Efendim Berkay? Hocam. Efendim hocam. Herkes uykuya mı daldı? Bir şöyle bir sıradan bir yolla bakayım. Hemen çok uzadı ya. Milleti uyutmayalım. Furkan Binay'ı yolluyorum hocam size. Sizi çok özledim. Bravo. Mikrofon açılmıyor. Ahmet Aşık gönderdim hocam. Ahmet. Millet uyuyor hep herhalde ya. Çok uzun anlattık herhalde. He? Hocam Ahmet Ayhan'ı gönderdim. Neyse Ahsen kesin sesimizi duyar. Ahsen. Herkes uyuyor galiba. Valla. Kolay mı geliyor konular? Ben de anlamadım hocam, ki. Bir anlatsın. Meteş Ayhan'ı kaldırdı. Hadi. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız hocam? Alayım. Mete. İsim söyleyeyim. Mete sen misin? Benim canım benim. Evet hocam. Duymadım biraz önce ismini de. Vallahi dedim herhalde herkes uyuttuk. Dedim bir böyle bir yaptıralım bakalım da çoğu kişi açmadı. Herkes uyuyor demek ki. Aynen hocam. Ben de çözmeye geldim o yüzden. Harikasın. Hadi Meteciğim. Hocam şimdi yapalım. Aşağıda 2x eksi 1 eksi x2 eşittir 12 denklemini vermiş. Evet. Biz bir de x1 artı x2 şeyini bulalım. Denklemini. Aynen öyle ya. Zaten iki tane formül var değil mi? Aynen. Onu da biz bulalım. X1 artı x2 eksi b bölü a'dan x6. Oldu? Eksi 6 olur hocam. Taraf tarafa bir toplayın. 3x1 eşittir eksi ay 12 olur direkt. Artı 6. Aynen artı 6. Ay ne olur ise. Doğru. 2. Sonra ne yapacağım? Neyi bulmak için? Ondan buldum. Sonra 2'yi yerine yazıp 0'a eşitleyeceğiz hocam. Aynen öyle. Bulduğum kökü götürürüm. Denklemde yerine yazarım değil mi? Aynen. Evet. M çarpı 2'nin karesi artı 6M çarpı 2 eksi 16 eşittir 0. 16M eşittir 16 ise M de buradan 1 olur. 1. Evet hocam. Teşekkür ettim Meteciğim. Sağ Rica olun. Ederim hocam. Hemen sırayla gidelim ya. Böyle olmuyor. Yoksa millet uyutacağız. Hemen bir örneğe daha başlayalım. Berkay sıradan bağla. Bağlıyorum hocam. Aleyna'yı gönderiyorum. İnşallah. Merhaba hocam. Merhaba Aleyna'cığım. Ya dedim uyutmaya başladım herhalde. Yok hocam ben dinliyorum. Harikasın ya. Aleyna'cığım sana güzel bir soru gelsin değil mi? Gelsin hocam. Evet. Soruyu görüyorsun. Hı hı. Diyor ki x kare eksi 8 eksi x1 çarpı x artı 2x2 eşittir 0. Denkleminin sıfırdan farklı gerçek kökleri x1 ve x2. Buna göre x1'in küpü eksi x2'nin küpü. Evet. Ne yapacağız Aleyna'cığım? Tamam, yine bildiklerimizden gidelim. Aynen. Yazalım. Kesinlikle. Başka yani hiç zorlanmayın. Hep bildiğiniz şeylere odaklanın. Eksi b bölü a'dan ne olur? 8 eksi x1. Bir de diğerini de yazalım. Yazalım. X1 çarpı x2. 2 eksi 2. O zaman x2'ler birbirini yedi. Buradan x1 ne olur canım benim? 2 geldi. Normalde böyle bir sadeleştirme yapılır mı? Eşitliğin her iki tarafında. Yok yapılmaz. Yapılmaz. Aman ha. Dikkat. Tamam mı? Sakın. Her zaman ne yapacağız? Öbür tarafa atacağız. Ortak parantez alacağız. Ama şimdi yani uzatmaya gerek yok. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Yani bir hatırlatmak istedim. 2 artı x2 8 eksi 2. X2 buradan 6'yı attık. 4. Geldi. O zaman ne oldu canım benim? Köklerimi buldum.
2'nin küpü eksi 4'ün küpünden 8 eksi 64 eksi 56 mı yapar? Evet. Teşekkür ettim. Ben şimdi her kitabın sorusu iki tane güzel soru. Bunlara bir başlayalım. Şimdi x kare eksi sıradan bağla Berkay'ım sen. Bağlıyorum hocam. Hocam Mete'nin sorusu var galiba. Tabii. Yanlışlıkla açık kalmış ya. Pardon. Tamam. Önemli değil Mete'ciğim. Hocam sıradan gönderiyorum. Aleyna Ulusoy. Hocam açın mikrofonu. Alper Önal. Ben soru yerine yazana kadar illa biri açar herhalde. Bu açmadı. Tamam. Bunların mikrofonu yoktu. Beyza Özcan. Beyza'cığım. Herkes uyuttum ya değil mi? Yok hocam estağfurullah. Ya anlatalım ya. Anlatmadan da olmaz ya. Bu sefer de sadece soru çözümü gibi oluyor. Hı hı. En azından şu kurallar da elinizde yazılı olsun. Evet. Soruyu buyur canım benim. Toplamı n artı 4 olacak. Tamam. A artı 4'ün toplamı da eksine gelecek. Ortak kökümüz A olsun dedin. Hı hı. Tamam. N artı 4 dedin. Diğerinde de bizden M istediği için kimi yok edelim? A'yı yok edelim değil mi? Aslında direkt her yeri taraf tarafı toplarsak A'yı M'yi mi istiyormuş? Pardon. Yani M artı ne istiyormuş hocam? O da olur ya. Yani A'yı bulsak daha kolay olur gibi. Olur. Ondan sonra ikisini de yazalım. İyi tamam. Aynen. Öyle yapalım o zaman. Ya, fark etmez. İkisi de olur yani. O zaman taraf tarafa toplayalım. 2 eşittir 2 geliyor. 2 artı 2 eşittir 4. A buradan 1 mi oldu? Denklemlerde iki denklemde yerine koyalım. Direkt M artı neyi verecek gibi değil mi? Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer bir örneğimiz olsun bu da. Sen bugün bir kişi daha göndereyim mi? Bir kişi daha gönder, sonra bir tamam. Araya çıkalım. Cansu Kargı. Merhaba hocam. Merhaba Cansu'cum. Nasılsın? İdare ediyoruz siz. İyidir. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yani iyi gitmeye çalışıyor. Artık boş oturmaktan sıkıldınız. Acayip ders çalışıyorsunuz değil mi? Yani kimle, hangi öğrencimle konuşsam aynı şeyi söylüyor. İlk başlarda böyle bir herkes bir sermişti. Şimdi gümbür gümbür çoğu çalışıyor. Bu da hoş bir şey. Güzel. Size de yakışan bu. Hadi canım. Sorumuz bu. Biz de ortak köke A diyelim. Olur mu? Peki. Olur. Ya da X1 diyelim. Hı, olur. Tamam. Ortak kök X1 olsun. Hı-hı. Yerine koyalım. Hı-hı. Evet. Ne yapacağız şimdi? Birini eksi yapıp. Peki. Şunu eksi yapayım. Evet. O zaman ne oldu? X1 parantezine alırsam M eksi 2 eksi M eksi 2
artı 12 eşittir 0'a mı döndü? Şunlar birbirini yedi. Eksi 4x1 artı 12 eşittir 0. x1'in buradan 3 oldu mu? Denklemde yerine koyalım. Herhangi bir tanesini, değil mi? 3'ün karesi m eksi 2 4 eşittir 0. 9 artı m eksi 3m tabii. Eksi 6 artı 4. Öyleyse 3m 7 eksi 7 ise m buradan eksi 7 bölü 3 olurmuş diyoruz. Değil mi? Hadi bir ara verelim. Teşekkür ettim Cansu'ya. Rica ederim hocam. Şimdi kökleri verilen ikinci dereceden denklemi yazma. Aa, bir dakika, önce bizim bir sorumuz vardı ya. Hocam, bu Beyza'nın sorusu vardı galiba. Evet evet, Beyza'nın sorusu, ben unuttum. Hemen onu bir açayım da bir. Şimdi Beyza'yı bir bağlayabilir misin? Bağlayayım hemen. Bağlandım hocam, buradayım. Evet Beyza'cığım, şimdi soru buydu. Tamam. Şimdi ne diyor? A ve B ayrı kümeler olmak üzere. Yani bu ne anlama geliyor? Ortak eleman yok. Evet. Soru neydi? F A'dan B'ye birebir ve örten fonksiyon. Y B'den C'ye birebir fonksiyon olacak şekilde. Hepsi birebirmiş. Buna göre aşağıdaki kaç tanesi kesinlikle doğrudur? Önce bir defa şuraya baktığımız zaman Beyza'cığım. Bir defa fonksiyonlarda dört işlem yapabilmenin kuralı neydi? Ortak eleman. Ortak eleman. E bunlar ayrık kümeler olduğuna göre A ile B'nin hiçbir ortak elemanı var mı? Yok. Yok. O zaman dört işlem yapamayız. Birinci öncül patladı. Şimdi ikinci öncül. Bileşke fonksiyonları ben demiştim ki, hatta bunlardan bir iki tane soru çözdüydüm. Hatırlıyorsan, eğer A'dan B'ye F olursa, B'den C'ye de G olursa, değil mi? Atıyorum buradaki X. Bunu alıyorsun, buraya gittiğin zaman, B'ye gittiğin zaman burası FX oluyordu. Doğru mu? Evet. Bunu alıp G'de yerine koyduğun zaman burası da GFX oluyordu. Doğru mu canım benim? Evet. Biraz söyleyeyim. X'i F'de koydum, FX oldu. FX'i G'de koyarsam GFX oldu. Yani aslında bu FOG değil, tam tersine GOF olur diyordum. Hatırladın mı? Şimdi GOF'a bir bakalım. GOF dediğimiz yukarıda yaptım. Doğru mu? Şimdi X'i F'de yerine koydum. Ne oldu? A'dan B'ye birebir ve örten olduğu için hiç boş eleman kalmadı ve bütün görüntüler B oldu. Doğru mu canım benim? Evet. Şimdi B'nin elemanlarını götürüp C'de yerine koyacağız. Aynı mantıkla. Değil mi? Evet. Ya tamam, ben şimdi anladım. Ayrı küme olduğu için zaten hiçbiri sağlamıyor. Yani bir ortak etkiler olsaydı çoğu sağlayacaktı zaten. Aynen. O zaman bu da patladı. Bu da otomatikman patladı, evet, değil mi? Evet, evet. Şimdi dördüncüye bakalım. FOG A'dan C'ye şeklinde demiş. A'dan C'ye kim? GOF değil mi? E zaten normalde A'dan C'ye olurdu. E bu zaten olmuyor dedik. O zaman bu da gitti. Evet. O zaman bu da gitti. Hiçbir ortak eleman yoksa. Hepsi gitti. Tamam hocam. Teşekkürler. Tamam. Normalde A'dan C'ye olurdu. Ancak böyle bir fonksiyon yok dedin zaten. Kendi ağzından söyledin. O zaman patladı. Evet evet. Otomatikman bu da patladı zaten. Oraya C'den A'ya dese, A'dan C'ye dedi, doğru yazıldı ama ortak eleman olmadığı için patladı. Evet. Tamam hocam. Hadi geçiyorum o zaman. Hocam şeyin, Damla'nın sorusu var. Alayım. Hocam merhaba. Merhaba Damlacığım. Hocam bu soruda ayrık küme demeseydi ben fx'e mesela bir tane birebir fonksiyon yazsam, x artı 3 yazsam, gx'e de aynısını yazsam sağlar mıydı her zaman?
Peki örtenin olacak mı? Onu sadece demesi yetmiyor. Örtenlik olur mu? Var mı? Örtenliği ayarlayamam herhalde kendim fonksiyonu yazarsam. Eğer örten demezse boşta eleman kalır. O zaman B'de şöyle oluyor bak. Şimdi sen A'dan B'ye yolladın. Birebir sadece birebir önemli olsun dedin değil mi? Evet. Atıyorum bu böyle, bu böyle, bu böyle oldu. Şimdi bu A'dan B'ye ne yaptık? Şurası F dedik. Fx hallettik. Evet. Şimdi B'den C'ye diyorsun değil mi? Evet. Şimdi senin görüntün şunlar oldu. D'nin görüntüsünü bulamadın değil mi? Hani 1 A'ya gitti, 2 örten B'ye gitti, değil. 3 C'ye gitti. Örten değil. O zaman şimdi gidecek olanlar A, B, C. D'den hiç giden var mı öbür tarafa C'ye? Hayır. Anladın mı canım benim? Anladım. Boşta eleman kaldığı için o zaman ne oldu? O zaman olur. Bu patladı. Tamam. Teşekkür ederim hocam. D'nin görüntüsü yok. Rica ederim. Örten de diyecek. Bir de dediğim gibi elemanlar ortak olacak. Tanım kümeleri aynı olmazsa sen dört işlemi zaten yapamazsın. Gördüğün gibi bileşke, yani bileşke fonksiyonları da patlama oluyor. Tamam hocam. Tamamdır. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı bu ara? Yok hocam. Tamam. Şimdi kökleri verilen ikinci dereceden denklem. Yine tabii ki ax kare artı bx artı c eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Bu arada tabii ki de ne olacak? A'da asla 0 olmayacak. Doğru mu? Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Bütün her tarafı taraf tarafı a'ya bölersen x kare artı b bölü ax artı c bölü a eşittir 0. Aa, bu kimdi? Kökler toplamı değil miydi? Ama önünde eksisi yok. O zaman x kare eksi x1 artı x2 çarpı x. Bu da kökler çarpımı değil miydi? X1 çarpı x2 oldu. Yani benim kabaca ana formülüm x kare kökler toplamına t dersem tx artı ç eşittir 0. İşte buradan geliyormuş arkadaşlar. Şimdi hemen bunu bir örneğimizi yaparsak. Kökleri eksi 5 ve 7 olan ikinci dereceden denklemi yazın dedi. Ne yapacağız? Önce köklerimiz x1 artı x2. Eksi 5 artı 7'den 2. X1 çarpı x2. Eksi 5 çarpı 7'den eksi 35 oldu. Şimdi o zaman x kare eksi tx artı ç eşittir 0 benim ana kapalı denklemimdi. O zaman x kare eksi 2x eksi 35 eşittir 0 bizim denklemimiz oluştu deriz arkadaşlar. Şimdi bir de kökleri x1 eşittir 5 eksi kök 3 x2 eşittir 5 artı kök 3 olan ikinci dereceden denklemi yazınız. Şimdi aslında bu ne kalıp sorusu arkadaşlar? Bir bakıyorum kökler zıt işaret, yani eşlenik gibi duruyor. O zaman ben hemen bir uyarı dersem rasyonel katsayıyla ikinci dereceden bir denklemin köklerinden biri x1 eşittir a artı b kök c ise diğeri a eksi b kök c şeklindedir. Yani kısacası köklü ifade ters işaretli olur diyor. Öyleyse
Hemen yukarıdaki örneğimize gelirsek, x1 artı x2, 5 eksi kök 3 artı 5 artı kök 3, 10. x1 çarpı x2, 5 eksi kök 3 çarpı 5 artı kök 3'ten 25 eksi 3, 22. Yani x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Öyleyse ne oldu arkadaşlar? X kare eksi 10x artı 22 eşittir 0 derim. Hemen bunlara birer örnek devam edelim. Atıyorum ne olsun, bir tane uyduralım. X kare eksi 6x artı 2. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre kökleri x1 eksi 2 ve x2 eksi 2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız dedi. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi artık bunlar yeni kök olduğu için ben bunlara T1 ve T2 diyeyim. Yani T1 köküm X1 eksi 2, T2 köküm X2 eksi 2 olsun. Öyleyse T1 artı T2, X1 artı X2 eksi 4, T1 çarpı T2 ise X1 eksi 2 ile X2 eksi 2 oldu diyorum. O zaman X1 eksi 2, eksi 2 parantezinde X1 artı X2 artı 4'e dönüştü. Öyleyse kökler toplamı X1 artı X2 6 eksi 4 2, T1 çarpı T2 ise 2 eksi 12 artı 4'ten eksi 6 yaptı. Bir daha bakayım. 6'ya 2. 2 eksi 6, 12. Evet, tamam. Öyleyse denklemi yazarsam x kare eksi 2x eksi 6 eşittir 0 derim denklem için. Berkay? Hocam. Hemen bir arkadaş bağlayalım. Bağlayalım. Ceren bağlamak. Damla. Açtım. Tamam. Evet. Okuyor musun canım soruyu? Evet hocam. Evet canım, soru bu. Normal yine hocam kökleri toplarım. Hı hı. Yerine şunu şöyle yapayım canım benim. Şu T1 olsun. Evet, T1 ile T2 toplarım. Bu da T2 olsun. Önce bir T1 ile T2 bulalım mı? Olur. 8 bölü x1 artı x2 idi Damlacığım. Kökler toplamam ne? Eksi b bölü a'da. 4. T2'miz de 18 bölü x1 çarpı x2 idi. Eksi 6. 18 bölü eksi 6. 18 bölü 6'dan eşittir 3 mü? Hocam c bölü a değil miydi? Pardon, yanlış yazmışım. Evet. Eksi 6'ymış değil mi? Pardon. Hı hı. O da eksi 3 eksi oldu. 3. Öyleyse T1 artı T2 eksi 1. Eksi 1. T1 çarpı T2 ise eksi 6. O da yine x kare eksi. O zaman aynen. X kare eksi TX artı Ç kalıptı. Değil mi? Evet. X kare eksi 1 artı X
Eksi 6 eşittir 0'a döndü. Doğru mu canım benim? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi bir de karmaşık sayılardan mı bahsedelim? Evet, bir de karmaşık sayılar yapalım ya. Örnek değil de şu karmaşık sayılarımızı aradan çıkaralım. Şimdi karmaşık sayılar neydi? Reel eksen sanal eksendi. A virgül B dediğimiz zaman absisi A'ya sanalı B. Yani diyor ki sana Z eşittir A artı BI dediği zaman reel Z kısmım A imaging Z kısmım ise yani sanal kısım ise B diyordu. Şimdi karmaşık sayılarda kalıbımız Z eşittir A artı BI. Her zaman bunu yapacağız. Karmaşık sayıları iyili olarak göstersek değil mi? Yani biz bir şey demiştik. Karmaşık sayılar peki nereden çıkıyordu? Kökün içerisi biz ne olamaz diyorduk arkadaşlar? Asla negatif olamaz. Eğer kökün içerisi eksi 1 olursa diyor ki biz eksi 1'i nasıl? Normalde çözüm kümesi yok. O zaman bize kökün içerisindeki eksi 1'in sanal aleme yani sanal atoma, imaging sanal kısma taşırsan i kare olarak kabul edersen. O zaman i dediğimiz burada i'nin birinci kuvveti i, i'nin ikinci kuvveti eksi bir, i'nin üçüncü kuvveti eksi i, i'nin dördüncü kuvveti artı bir dediğimde bu kalıp diğer şurayı bir düzelteyim. Diğer kuvvetlerde de hep bu dört kalıbı kullanacağız. Yani diyor ki i'nin dört eninci kuvveti bir olursa i'nin dört n artı birinci kuvveti i, i'nin dört n artı ikinci kuvveti eksi bir, i'nin dört n artı üçüncü kuvveti ise eksi i olur diyoruz. Peki bu nerede işimize yarayacak? Özellikle z eşittir ya da evet z 1 olsun diyelim. 1 ya da i artı i kare artı i küp artı nokta 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 i üzeri atıyorum 75 dedi. İse z eşittir soru işareti dedi. Ne yapacağız arkadaşlar? İ'nin birinci kuvveti, İ'nin ikinci kuvveti, İ'nin üçüncü kuvveti ve İ'nin dördüncü kuvveti. Bunların toplamları ne oluyor arkadaşlar? Burası İ'ydi, eksi 1'di, eksi İ, burası da artı 1 olduğuna göre toplamları daima sıfır oluyor. Yani kısacası A dışı, 1'den başı, dörderli dörderli her terimin toplamı hepsinin toplamı sıfıra eşit oluyor. Peki. Bizde ne var en son? 75. Dörderli dörderli dediğine göre 75'i 4'e böldüğümüz zaman kalanımız ne olur? 3 mü olur? O zaman Z1 dediğimiz hepsi birbirini yediğine göre en son i üzeri son 3 kalanı yani i 75 ile bitmişti. i 74 diğeri de i 73 son 3'ü kalır arkadaşlar. Peki buradan i üzeri 1 i üzeri 2 ve i üzeri 3 olarak düzenleriz. Çünkü neden? Eğer 4'ü geçiyorsa her zaman 4'e böldüğümüzde kalan üstünde kalan olur. Zaten bildiğiniz şeyler. Burası i olursa burası eksi 1, burası da eksi i olur. Bunlar birbirini yerse z'miz eksi 1 olarak kalır arkadaşlar. Şimdi karmaşık sayılarda 4 işlem yaparken toplamayı yapacağımız zaman arkadaşlar z birim a artı bi
z2 c artı di olsun. Eğer benden z1 artı z2 istiyorsa reel kısımları ayrı topluyorum. İmajiner kısımları, sanal kısımları ayrı topluyorum. Bunların farkını da isterse z1 eksi z2 dersek o zaman a eksi c b eksi d i şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Bunlar toplam ve fark. Peki çarpımı derse, karmaşık sayıdan çarpımı istenirse a artı b i ya da bir tekrar yazayım şu z1 ve z2 z1'im a artı b i z2'im de c artı d i. Öyleyse z1 çarpı z2 istenirse bunları tek tek çarpmayacağım. Ayrı ayrı çarpı olarak bulunuyor. Öyleyse arkadaşlar hemen bir örnekte yaparsak z eşittir 1 artı 3 i z2 1 eksi 2 z1 çarpı z2 eşittir soru işareti dediği zaman ne yapacağız arkadaşlar? O zaman z1 çarpı z2 1 artı 3 i ile 1 eksi 2 i'nin çarpımı şeklinde olur. 1 eksi 2 i artı 3 i eksi 6 i kare deriz. İ karemiz eksi 1 olduğu için öyleyse 1 eksi 2 artı 3 i daha artı i olur. Burası da eksi eksiden artı 6. Yani 7 artı i olur. Sorularda bazen der ki reel z'si nedir dedi. Reel z isterse o zaman 7 diyeceğim. İmajinal z istiyorum derse artı 1 diyeceğim. Aman bir de gidip i'sini yazmak yok. Bölmeye geldiğimiz zaman bölmeye gelmeden önce hemen bir eşlenikten bahsetmemiz lazım. Eşleniği dediğimiz bir karmaşık sayının eşleniği. Şimdi z eşittir a artı b ise eşlenik dediğimiz sembol olarak da gösterimi parantez içerisinde yazarsan z'nin üstüne çizgi koyarak gösteriliyor. Öyleyse z'nin eşleniği a eksi b i şeklinde yazılır. Yani reel kısma dokunma, sanal kısım ne oluyor arkadaşlar? İşareti değişiyor. Peki z ile z karenin çarpımı ya yani z ile z'nin eşleniği her zaman şu kalıp oluyor arkadaşlar. Önce reellerin çarpımı a b i eksi a b i eksi b kare i kareye dönüyor. Şimdi şunlar birbirini yediği için a kare eksi b kare i kare. İ karemiz de eksi 1'di. O zaman a kare artı b kare. Yani kısacası diyorsa bir karmaşık sayıyı eşleniğiyle çarparsan hemen terimlerinin kareleri toplamı olurmuş diyoruz. Peki şimdi bölmede nasıl yapacağız? Bölmede. Şimdi z'miz a artı b ise bölü c artı d'yi. Bunu bir defa paydada karmaşık sayıda arkadaşlar kurtulman gerekiyor. Yani i'li kısmı kurtarmamız gerekiyor. Peki ne yaparız o zaman? Hemen paydanın eşleniğiyle çarparım. Öyleyse benim z neye döner? A artı b'yi çarpı c eksi d'yi. Biraz önce demiştik ki çarptığımız zaman ne oluyordu? C kare artı d kare şeklinde yazarız arkadaşlar. Üst tarafa da çarpmaya gerek yok. Zaten sorularda yaparsınız. Şimdi peki bir de en çok kullanılan iki kalıbımız var. 1 artı i'nin karesiyle 1 eksi i'nin karesi. Şimdi 1 artı i'nin karesi 2 iken 1 eksi i'nin karesi eksi 2 i olur derim. Peki en çok bunların hangi sortiplerinde çıkıyor? Örneğin z eşittir 1 artı i'nin 9. kuvveti dedi. İse z eşittir soru işaretini verdi bize. Ne yapacağız? Ne yapıyoruz arkadaşlar bunlarda? Hemen z1 eşittir. Bu tip soruları gördüğün zaman ben neyi biliyorum? 1 artı i ve 1 eksi i'nin karelerini biliyorum. O zaman burayı 1 artı i'nin karesini
dördüncü kuvveti çarpı 1 artı i şeklinde yazarsam. Z birim ne olur? Burası 2i idi. 2i'nin dördüncü kuvveti 1 artı i yaparsam. 16 i üzeri 4, 1 artı i. Öyleyse z birim 16, şurası da 1 olduğu için 16 çarpı 1 artı i, yani 16 artı 16 i olur. Bir diğer soru tipimiz ise 1 eksi i'nin 7. kuvveti z ise imajinal z eşittir soru işareti diye verdi bize. O zaman bu şekilde de sorar. Ne yapacağız? Hemen aynı mantık. 1 eksi i'nin karesinin 7. kuvvete gitmem için küpü 1 eksi i. Burası eksi 2 i olur. Küpünü alıyorum. 1 eksi i. Eksi 8 i küp. 1 eksi i. Bu da eksi i'ydi. 8 i, 1 eksi i ise 8 i eksi 8 i kare. Hop, burası eksi 1. O zaman 8 artı 8 i derim. İmajinal z'm de 8 olur derim arkadaşlar. Şimdi sorusu olan var mı? Bunlarla ilgili. Yok hocam, galiba parmak kaldıran yok. O zaman karma sorulara ufaktan ufaktan geçelim. Daha sonra da sırayla Berkay'ın alalım. Haftaya da sizden istediğim, sorularınızı gruba yazıp onları yapamadıklarınızı dersten çözeceğim. Zaten benim kendi sorularım da olacak. Onlarla beraber çözeceğiz. Şimdi kalan zamanda birazcık karma soru çözelim. Ondan sonra devam edelim. Hadi Berkay'cığım. Sen hocam, yapar mısın Berkay? Ben deneyeyim hocam. Doğanın sesini açmıştım ama. Neyse, dur kalayım. Öyle mi? Doğayı yapalım, ondan sonra sen ne yapalım? Tamam, olur hocam. Hocam. Doğacığım. Nasılsın canım? Merhaba hocam. İyi, nasılsın? İyidir. Hadi birlikte yapalım mı? Güzel güzel. Sen söyle, ben yazayım. Yapalım. Kökleri eşit demiş. Yani A ile B diyebiliriz. Evet. Kökler... Ya da hiç gerek yok. A'ya B demene gerek yok. Direkt kuralı uygula ya. Hani yani bizim kökler... iki tane kuralımız var. Değil mi? Evet, kökler... kökler aynı ise birbirine eşit deriz. Hadi söyleyeceğim. 8 bölü n artı 4 eşittir. Evet. 2, eksi 1 bölü 2. Eksi 2 bölü 4, yani eksi 1 bölü 2. Hı-hı. O zaman içeri dışarı çarpımız yaparsak n artı 4 eşittir eksi 16, n de buradan eksi 20 mi oldu? Aynen. Bir de çarpımlarını isteyelim. Aynen canım. 20 bölü n artı 4. 20 bölü eşittir. N artı 4. Eşittir. Evet. 2 artı 8 bölü 4. N artı 4'ümüz ne bulmuştu? Ne olur canım benim burası? Eksi 16. Yerine eksi 16. Şunlar sadeleştirirsen burası eksi 4 kalır mı? Evet. O zaman 20 bölü eksi 4'ün de 5 mi? Eksi 5. 5 eşittir o zaman. Eksi 5 eşittir o zaman. 8 eksi 2. Yoruldum ya Damla. Çok böyle peş peşe hiç aralıksız anlatınca. Damla değil hocam. Neydi? Ya, dua pardon. Duacığım. Birinden kafa gitti. Bak işte yani yorgunluk belirtileri ufak ufak çıkıyor. Pardon duacığım. Eksi tamam. Şimdi bunların toplamları ne oluyor dua? Eksi 7. Eksi 20 artı 13'ten eksi 7. Teşekkür ettim duacığım. Güzeldir. Gayet güzel bir çözümdür. Geçiyorum. Berkay. Efendim hocam. Klasik bir soru. Her kitabın sorusu. Buyurun.
Hocam payda eşit diyelim. Aa. Nasıl ya? O zaman şey... Payda da yazana bir bak. X bizim... Hocam görmüyorum bir dakika. Ekran büyük. Bir defa kökler. Bunlar senin köklerin diyorsa Berkay ne yaparız? Kökler toplamını... V bak. O sana kökler toplamı kökler çarpımı ilk aklına gelecek. Onlardan bize ekmek evet. Çıkar mı? Yani çıkmaz şu an. Çıkmaz. O zaman ne yapacaksın? Bu kökleri bir denklemle götüreyim ki bak. X1 eksi 7 X1. Bak katsayılar var. Ha gördüm. Aynen. Değil mi? Haydi. Söyle canım. X1'in karesi eksi 7 X1. X1'in karesi eksi 7 X1. Hatta şunları bir sarı renkle yapayım da. Daha sonra çok kötü görünüyorlar. Kırmızı. Evet. Eksi 7 X1 eksi 4 eşittir 0 ise atarım bunu bu tarafa. Bu aynen, kalıbım X1'nin 4'e eşit 4'ü. Olur değil mi? Evet. O zaman ne oluştu? 40 bölü 4 artı 6'ya dönmez mi? Aynen. Artı. Aynı şekilde X2 için yani. X2'nin karesi. O da 4 olur. Aynen o da 4. O zaman 20 bölü 4 olur. Evet. 4 artı 10. 5, 9. 4, 5, 9. Bunlar klasik sorulardır. Her kitabın sorularıdır. Berkay'ım unutma. Böyle denkleme veriyorsa ve sana verilen denklemin x kare ve x'i terimlerini yani köklü cinsinden vermişse yani x1 gibi, x2 gibi hemen götürüp bir yerine koyup ne olduğunu bulacaksın onları. Tamam? Tamam hocam. Amele gibi paylaştım öyle. Aynen aynen. Tamam o ilk aklına gelecek. Doğru. Yani aslında yanlış yapmadan. İlk o aklına gelecek. Baktım bir cacık yok. Yani buradan bize ekmek çıkmaz. Hemen geçeceğiz. Tamam? Tamam hocam. Hocam Boran'ın sorusu var. Alayım Boran'ımı. Hocam benim sorum yok. Ben de çözmek için el kaldırdım. He. Tamam. Sırayla gidiyoruz ya Boran'ım. Sana da gelir. O zaman Boran hocam geçti. Şey biz Boran... O şey zaman yaptık. Şöyle ilk derste Boran yoktu ya. Boran'ı geçmiştik. He, tamam. O zaman bir sonraki soruyu Boran'la çözüyorum. Evet. Haydi bakalım. Boran'ımı alayım. Sıkı çözmeyin. Bir dakika. Kalemi elime alıyorum. Kolay kolay. Çok kolay soru. Hadi Boran'ımı. Hocam. Hadi siz çözmeyin. Ben şey alıyorum. Tamam, bir soru yok. Bir daha söyle Boran'ım. Ses gitti. Tamam. Şu an geliyor mu? Hı hı. Tamam. Geliyor hocam. Tamam. İki tamam. Tane kalıp şeyimiz vardı, kuralımız vardı. Neydi onlar? Köklerin çarpımı toplamını mı istiyorsunuz? Aynen. Yani bunlar da kalıp, bu iki kalıbı ilk bunlar aklına gelecek. Kökler... Tamam. Aynen. Hadi sana şöyle yazayım. Sen şurayı zaten söyleyecek bir şey. Eksi evet. Böyle. Ben ilk başta bağıntıyı aşağıdaki... Aşağıdaki bağıntıdaki kadarı eşitlerim belki hani x2k'dan bir şey. Tamam. Önce bence bunları bir yazalım bir gözümüzün önünde. Söyleyeyim çarpımın da 4. 4. 4 k küp eşittir. Çarpımları da 4 k küp. Heh. X2. Evet. Şimdi bak. Şurada tamam, sana ne vermiş? Onları gördüm. Evet evet onu söyleyecek. Ahmet ismi yazıyorsun aslında. Hadi. Ben mi çözeyim siz? Ne yapalım? Ben mi çözeyim? Şimdi hocam onu aşağıya atacağım paydaya. Bunu mu? Çarpımlarını zaten biliyorum. Hani şunu kökten kurtarsana bir. Hocam şimdi ya. Sizin soruyu yazdığınız yerde şeyin kafası sizin şeyiniz var. Göremiyorum. Neyin var? Hani sizin resminiz var. Hani şey. Kişi profili var. Nasıl diyeceğim onu size? Dur o zaman şöyle yapayım Boran'ım. Şimdi kökler toplamı x1 artı x2. Şimdi görünüyor mu? Hı. Şimdi görünüyor. 4k kare artı 3k eksi 8. Kökler çarpımı ne? X 4k küp. Şimdi ben bana bu aşağıdaki köklerle... köklü bağıntıyla ben şey yaparım. X1 ile çarparım. Ya da şimdi kökten kurtarsana. Oradan kökten kurtaralım. Sen karesini alırım hocam. Ya da evet doğru yaptın. Güzel. Aynen. Sonra
Yerini tamam, yazalım. Şimdi şey yaparım. O x1'i karşıya... Aynen. Yok, yerini yazalım. Bence daha kolay olur bak. Tamam. 4'ler 1'in 4'ler sıkıştı. Demek ki x2k'ymış. Köklerden birini bulduysak ne yaparız? Direkt yerine koyup 0'a da eşitleyebilirim. Ya da denklemde yerine yazalım. Aynen. Değil mi? Yerine yazayım o zaman. Aynen. K'nin karesi eksi şurasını k yazarsam 4k küp artı 3k kare, ama önünde eksi olduğu için bu da eksi oldu. Sonra da artı 8k eşit artı 4k küp. Onlar gitti. Bu şey galiba. Ha, şey değilmiş, küp açılımı değilmiş. Kareli bir şey mi çıktı? 8k eksi 2k kare eşittir 0 kaldı bu oran. Tamam hocam, karşı eşitlediğimizde 2k eşittir 4 oluyor. K buradan da, pardon, k eşittir 4 oluyor. Evet. K 0 olamayacağı için 4 oluyor. Doğru. Aynen. Çünkü 0 eşit değil. Aynen. Sonra şu aşağıdaki bağlantı da yerine yazalım. Zaten köklerimizi x2'nin kaç olduğunu istersen. X2 k'ydi değil mi? Aç. O zaman kök... x2 4 oldu. Aynen. x1'i de bulalım. 2 çarpı 4 eşittir kök x1 ise x1 buradan 64 olur. Onu da bulduk. Aynen, zaten k'yı biliyoruz. Şurada eksi 4 evet. Yerine koyduğumuzda eksi 2 oluyor. 64 bölü eksi 2 artı 4 oldu. 4. Oradan da eksi 28 mi oldu? Evet hocam, size bir şey sorabilir miyim? Az önce köklerle ilgili bir tane soru çözüyorduk ya hani bu. Benim karşıma bir tane soru şekli geldi. Hani soruyu okuyorum ama hiç bilmediğim tarzı. Onu size bir söyleyecektim, ne anlamına geliyor. Belki ya biliyorsunuzdur da zaten. Gurbağa, hemen... Kur'an'ım. Dersten şey, 6'ya kadar dersim var ya. Sen gurbağa, ben ders bitince bir bakayım soruya. Olur mu? Çözümü de yapar, yollarım. Tamam, 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 tamam hocam. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sorusu olan var mı Berkay? Hocam, yok. Tamam, geçiyorum. Alalım sıradan. Hocam, Eda Kapısız. Mikrofonu çalışmıyor galiba, kapattı. Ekin Akbay'dan. Ekin. Ya, Ekin de yok galiba. Tamam. Elif Aksay. Elif. Tamam. Tamam. Elif. Hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Sana güzel bir soru geldi. Hı hı. Haydi bakalım. Ne yapalım? İlk önce kökler toplamı ile kökler çarpımını yazıp... Klasik değil mi? Evet. Harikasın. İlk işimiz onlar zaten. Kökler çarpımı. Evet. Kökler toplamı 3k eksi 1 değil mi hocam? Ha, şey eksisini almamışım değil mi? Evet. Dur canım, bir daha yazayım o zaman. Evet, dedim ya, yorgunluk biraz başlıyor. Ekrana sürekli bakmaktan hemen yoruluyor insan, evet. Ne yapacağız şimdi canım benim? Bir defa K'yi bulabilmem için A ile B arasında bir ilişki bulmam lazım galiba. O zaman şu kökler çarpımını yazdığımız yere bir odaklanalım mı? Haydi. O zaman A'yı B cinsinden düşüneyim. Olur. Doğru mu? Evet. 3B bölü B eksi 1'e döndü mü? Şuraya bir artı 3 eksi 3 artı 3 yaparsam. O zaman bizim A'mız 3 artı 3 bölü B eksi 1 mi olur? Evet. Şimdi bunlar birbirinden farklı pozitif tam sayılar. O
O zaman pozitif olduklarına göre 3'ü bölecek sayılar nelerdir canım benim? Ya 3'tür ya da 1'dir. Aynen. Değil mi? Hı-hı. Şimdi o zaman şuraya A ve B'ye alacaklar değerleri yazalım. B'ye ben bu B-1'in 3 olması için B'ye 4 verirsem burası 3 bölü 3 1. A'mız 4 oldu. 4'e 4. Hı-hı. Değil mi? Bir de 2 verirsem burası 3, 6. Şimdi birbirinden farklı dediği için o zaman üst taraf patladı mı? Evet. O zaman üst tarafı almamıza gerek kalmadı. Öyleyse A artı B'miz 8 oldu. 3K eksi 1. K'miz de buradan 3 mü oldu? Hı-hı. Öyleyse cevabımız bu oluyormuş. Anladık mı soruyu? Evet, anladım hocam. Güzel bir soru. Sorusu olan var mı bu soruyla ilgili Berkay? Yok hocam. Öyleyse geçiyorum. Hocam 42 geçiyor yoksa alayım mı yük işte? Ya siz bilirsiniz. 42 mi geçiyor? Evet. Vallahi ben yoruldum ya. Haftaya devam edelim. Olur hocam, siz nasıl isterseniz. Haftaya karma sorun, ya haftaya dedim yarın ya. Pardon, biz haftada 4 saat yapıyorduk değil mi? Evet. Yarına sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Hem benim soruları da olacak hem de sizin soruları istiyorum. Güzel sorular. Bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Dersler.